Merhaba arkadaşlar ben Hab Bocak. Döküman yönetim sistemi ilçe işlemleri ile ilgili derslerimize devam ediyoruz. Bu dersimizde evrakın onay durumunu göreceğiz arkadaşlar. Yazdığımız yazı kimde? Yani hangi idarecide kalmış ona bakacağız arkadaşlar. Bunun için giden evrak işlemleri evrak onay işlemi var arkadaşlar. Buraya açıyoruz. Burada kendi şubenizde bulunan personelin yazılarını da görebilirsiniz arkadaşlar. Ben şimdi kendi ismim var burada. Evrak listesini getir diyorum. <laughs> Tabi buradaki sıkıntı şu arkadaşlar. Ben yazıyı yazan kişi olarak memur olarak seçeceğim kendimi ki kendi yazdığım yazıyı görebileyim. Evrak onay işlemi ve bakın abi Ocak memur evrak listesini getir diyorum. Şu an onaya gitmiş evraklarımı görüyorum arkadaşlar. Bir tane evrakım varmış. Evrakı ön izleme ile yazdığım yazıyı tekrar görüp tekrar kontrol edebilirim. Onay durumuna bakarak yazının kimde olduğunu görebilirim arkadaşlar. Bakın birinci kişi yazıyı yazan ben yazmışım şefe, ilçe milli eğitim şube müdürüne, ilçe milli eğitim müdürüne ve en son kaymak, kaymakama kadar gelmiş. Bakın hepsi onaylamış Yazı şu an kaymakamda bekliyor. Tarihçeye tıklayarak kimlerin neler yaptığını, ne kadar süre kaldığını vesairelerini hepsini görebilirsiniz arkadaşlar. Şimdi e, birden fazla yazınız var ise alt alta gelir. Ona göre burada personel evrakı onaylayacak personelleri seçip sorgulama yapabilirsiniz. E, evrakınızla alakalı detaylar, ilgili evrak listesi var ise onu dağıtım listesini ve eki varsa ek listesini buradan rahatça görebilirsiniz arkadaşlar. Yani sonuç olarak evrakımızın hangi aşamada olduğunu e, Giden evrak işlemleri evrak onay işlemlerinden görebiliyoruz arkadaşlar. Bu dersimizde burada sona erdi arkadaşlar.